Hayatımızdaki kısa tarihlerine baktığımızda cep telefonlarının bizi nelerle heyecanlandırdığını bir hatırlayalım. 140 karakterle kısa mesajlar yollama, pek de bir içeriğe ulaşamadığımız web siteleri üstünden internete bağlanma ve elbette fotoğraf çekme. Seneler sonra akıllı cep telefonlarının devrinde dahi fotoğraf çekebilme özelliği hemen hemen her markanın en önemli rekabet alanı durumunda ve biz de bu bölümümüzde bu kategorinin en önemli oyuncularından birine Nokia Lumia 1020'ye bakacağız. Öncelikle kutunun içerisinde neler olduğuna bakalım. Akıllı cep telefonlarında görmeye alışkın olduğumuz bileşenler var. Telefonun kendisi. Diğer tarafta bakarsak şarj kablosu, şarj adaptörü ve kulaklık. Nokia Lumia 1020 fotoğraf çekmeye meraklılar için geliştirilmiş bir telefon. Bunun ayrıntılarına bakacağız. Ancak öncelikle dış yüzeyine, kasasına bir göz atalım istiyorum. 158 gramlık bir gövde, polikarbon malzeme ve dış yüzeyine bakıldığında Lumia serisinin herhangi bir üyesi gibi görünüyor. Ta ki arkasını çevirip kendisine bu 41 megapiksellik çözünürlüğü sağlayan 6 lensli Carl Zeiss imzalı bu yüzeye bakıncaya kadar. Bu çıkıntı telefonun formunda gayet belirgin. Kullanımda da bazen rahatsız etmiyor değil. Özellikle mesaj yazarken, klavye ile uğraşırken bu çıkıntı çoğunlukla parmağınızı rahatsız eden ayrıntılardan bir tanesi. Ama bu çıkıntının size sunduğu özellikler kesinlikle götürdüklerini unutturacak yapıda. Hızlıca bakacak olursak arkasında bir şarj yuvası, tek hoparlörü pek iyi değil ama yeterli mi? Kesinlikle yeterli. Yan tarafında fotoğraf çekmek için kullanılan deklanşör düğmesi, açma kapama ve ekran kilidi etkin hale getiren düğme, ses açma kapama, üst düzeyinde kulaklık çıkışı, sim kart girişi ve ses gürültü engelleyici mikrofonun yüzeyi bulunuyor. Ve bunun dışında ön yüzeyinde kamerası, ışık sensörü ve Windows cihazlardan alışkın olduğumuz üçlü düğme. Bu kısa tanıtımdan sonra artık yavaş yavaş gelelim içeride nelerin olduğuna ve elbette fotoğraf özellikleri. Gerek internette gezinmek için, gerekse fotoğrafları çekmek ve çektiğimiz fotoğraflara bakmak için ekranı oldukça fazla kullanacağımız bir modelle karşı karşıyayız. Neyse ki ekranıyla ve altındaki teknolojiyle bütün beklentilerimizi karşılayacak özellikler var Nokia Lumia 1020'de. Şimdi onlara bakalım. 4.5 inçlik bir AMOLED ekranı var, darbelere ve çizilmeye karşı dayanıklı ve Pure Motion Plus adlı bir teknoloji kullanıyor. Bunun da ayrıntısı özetleyecek olursak, içindeki 1.5 GHz'lik Snapdragon çift çekirdekli işlemcinin gücünden faydalanarak ekstra enerji harcamadan son derece hızlı ekran geçişleri sağlayabiliyor. Akıllı telefonlarda çoğu zaman yaşadığımız bu takılmaları Nokia Lumia serisinde Pure Motion teknolojisi sayesinde yaşamıyoruz diyebiliriz. Örneğin fotoğraflarda bu özelliği bir deneyecek olursak çekilmiş örnek fotoğraflarda baktığımızda yakınlaşmalarda, kaydırmalarda hiçbir takılma veya rahatsız edici herhangi bir şey olmadığını görüyoruz. Microsoft ile yaptığı işbirliğinin ardından malum Nokia bütün telefonlarında Windows işletim sistemi kullanıyor. Lumia 1020'de bir istisna değil. Dolayısıyla arayüzünde herhangi farklı bir özellik karşılamıyor bizi. Geleneksel Windows arayüzü, yalnız tabii yazılım olarak Nokia'nın işbirliği ve Nokia'nın teknolojileri sayesinde Here Drive Plus, Here Maps gibi ve Nokia müzik uygulamaları gibi birçok ek uygulama var. Elbette fotoğrafa özel olarak hizmet veren Cinemagraph, Creative Studio, Panorama ProCam ve SmartCam gibi uygulamalarda cabası diyerek bu Windows tarafını bir kenara bırakalım ve yavaş yavaş arkadaki çıkıntının öyküsüne ve bize sunduklarına göz atalım. Nokia'nın 41 megapiksellik kamerası 6 tane farklı lensin birlikte çalışmasıyla bu görüntü kalitesini ortaya çıkartıyor ve Nokia'nın uzun zamandır işbirliği yaptığı Carl Zeiss imzalı bir model. Görmüş olduğunuz gibi LED ve Xenon flaşı var ve bu ikisi birleştiğinde 4 metreye kadar etkili fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Şimdi isterseniz bakalım Nokia ProCam uygulamasıyla bu kameranın
yeteneklerini. Görmüş olduğunuz gibi AMOLED ekran 4.5 inçlik yüzeyde oldukça canlı renkleri sunuyor ve birçok da özelliği barındırıyor. Burada geleneksel baktığımız flash seçeneklerimiz var. Biz burada otomatikte tutalım. Beyaz ayarını burada görmüş olduğunuz gibi düzenleyebiliyorsunuz. Renklerdeki farklılaşmayı da görmüş olduğunuzu düşünüyorum. Böylelikle istediğiniz canlılığı yakalamak mümkün. Yine baktığımızda makro ve sonsuz arasındaki dönüşler bu şekilde. Enstantane ayarlarını yaparak yine yakalanan görüntünün ışık ve değerlerini değiştirmek mümkün. Ve son olarak da diyafram ayarıyla renklerin, görüntülerin canlılığını ve yakalayacağınız ışık oranını belirlemeniz mümkün. Özetle bir bahçe kamera olduğunu düşünürsek ve bir cep telefonu kullandığımızı düşünürsek ulaşabileceğimiz en yüksek kaliteden söz ettiğimizi söyleyebiliriz Nokia Lumia 1020 ile. Sonuca gelirsek, fotoğraf çekmeye meraklı cep telefonu kullanıcıları için Nokia Lumia 1020 kesinlikle mantıklı bir seçenek. 158 gramlık ağırlığıyla cebinizde çok da fazla dert yaratmadan aşağı yukarı kabul edilebilecek ince bir formla bütün ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Fabrika verilerine göre 16 güne kadar bekleme süresi var. Pilinin 2000 mAh'lik bir pilden söz ediyoruz. Bu çok önemli değil ama şunu aklınızda bulundurun. Sabah evden çıktığınızda akşam yatana kadar şarj derdi çekmeden gün boyu rahatlıkla kullanabileceğiniz ve her fonksiyonundan faydalanabileceğiniz bir telefondan bahsediyoruz. Eksisine gelirsek, eksi demek doğru mu bilmiyorum ama birçok kullanıcı için Windows platformu bir cep telefonunda oldukça yeni. Uygulama sayısı da rakipleriyle karşılaştırıldığında fazla değil. Dolayısıyla eğer derdiniz iyi, akıllı, hesaplı bir cep telefonuysa Nokia Lumia 1020 kesinlikle düşünmeniz gereken seçeneklerden birisi. Bizzat incelemek isterseniz, bir Turkcell mağazasına sahip olmak isterseniz turkcell.com.tr adresine bekliyoruz. Başka bir incelemede görüşmek üzere.